Selamün aleyküm, hoş geldiniz Sıdık Hanım YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlar, iyisinizdir inşallah. Hamdolsun bizleri soracak olursanız bugün telaşlı. Herkese yeni bayramın kutlarım, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese nice nice güzel bayramlar geçirmelerini dilerim. Kurbanımızı kestirdik, geldik çok şükür. Ateş yaptım, bizimkiler örümcem. Kayınvalidem et hazırlıyorlar. Evet. Ateş yapmışken boşa gitmesin dedim. Hemen kelleri attım, kılları yanı koysun. Dağılım işi sonra kalsın diye. Sizi de hem bayramlaşayım hem açılış yapayım dedim. Evet. Şimdi kurbanlarımızı annemle birlikte kestirmeye gittik biz. Orada görüntü alamıyoruz. Hani YouTube'daki kurallar gereği kanlı görüntüler olmasın diye. Aynen. Şimdi artık işlerimize yavaştan başladık. Bir tane babaannemin var, bir tane bizim var. Allah'ın evet. izniyle kurban işleri başlamış oluyor. Annemin de az önce belirtmiş olduğu gibi ben de kurban bayramınızı en içten kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Allah nice güzel bayramlar yaşatsın inşallah. Amin. Allah bayramlarda sağlık, sıhhat ve afiyeti evlerinizden eksik eylemesin. Amin ya. Tüyleri yaktım ben bunları. Evet. Şimdi kelleleri yani artık ne yapıyoruz? Kelle ütmeye başlıyoruz. Annem bu sene çok heves etti. Bu sene artık yakalandım. Yapmıyorduk her aslında artık. Her zaman yaptırmıyorlar bunlar beni yapmayacaksın diye. Bu sene dedim yapacağım artık. Sıcak oluyor. Sizlerle de konuşmuştuk dedim bu sene yapacağım. Daha önceki vloglarımızda bahsetmişti annem bu sene yapacağım diye. Canım kızım arzumu yapardık. Şimdi o da anne ben geleyim dedi. Az sonra ablam da gelecek inşallah. Anı kız yapacağız inşallah. Ocağımızdaki bu yazılarımız boyalarımızı yaparken annem o arada bahsetmişti zaten. Bu sene yapacağım artık diyerekten. Bu sene yapacağım dedim. Hemen dedim ben ateş bende dedim. Ateş yakayım derken amacım başkaydı. Ateşli ben yakayım sizi doğram dedim. Sadıkan Hayatı kanalında artık her şey bu var. Bu sene getirdim. Geçen sene biz bunları kestirdiğimiz yerde almamıştık yapmayacağım diye. Evet. Yapamayacağım dedim yani. Evet. Bu sene getirdim geldim. Bazen yüzüyorduk. Annem bir önceki vlogda da bahsetmişti. İstanbul'da kelle paçacıya gittik biz. Esasetinde annemler gitti. Ben gitmemiştim hatta. Evet. Annem o gün karar verdi. Ben bu seneleri yapacağım. Yapacağım dedim. Kendim yapacağım dedim. Ama bu kelle paça da özellikle bol kolajen barındırıyor içerisinde. Çok şifalı. Herhangi doktora gitseniz zaten özellikle kış aylarında ilikli kemik suyu için, evet. kelle paça için derler. Öyle. Allah nasip ederse o bir sonraki vlogumuza da kalır muhtemelen. İlikli kemik suyu da yapacağız. Mutlaka her kurbanda yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Kemiklerimizi ayarlayabilirsek bu sene onu yine burada kazanda kaynatırız. Zaten Sıdıkan Hayat kanalında çorbaları yaparken bol bol görüyorsunuz sizlerle. Onu kızımla beraber yapıyoruz kemiği. Evet. Birazını ağzım götürme. Birazını ben bunu böyle piştikten sonra bu şeyleri, patileri çıkıveriyor hemen. Evet. Zaten hemen ilk ateşi görünce onlar çıktılar. Tazecik zaten. Kokusu bile güzel oluyor. Ben bunun kokusunu çok seviyorum. Çok güzeller. Bu seneki kurbanlıklarımız sen, Allah kabul etsin. Seni yedireceğim bu sene. Bu sene ben de çok merak ediyorum. Yani çünkü her doktora gidildiğinde diyorlar ki hiç yiyin. Demek çok kıymetli bir şey. Bu sene ben de deneyeceğim anneciğim. Tamam yedireceğim sana da. Şifa yiyeceksin. Önceden küçükken yiyordunuz. Küçükken yiyorduk gerçekten. Ben etli kısımlardan yiyeceğim derdim hatta. En sonki videomuzdan sonra ocağımızın görüntüsü de sizler de fark ettiyseniz bir değişiklik oldu. Burayı artık pembeyle yaptık ve Sıdıkan Hayatı YouTube yazımızda üzerine yenilenmiş oldu. Annemin nostaljik eskiye yad eden mutfağından kurbanlık hazırlıklarımız devam ediyor. Yan tarafta da bugün bayramda tavuklarımız da burada olmuş oluyorlar. Hala isterse çek. Evet. Az sonra halamlar isterlerse onlar da inşallah çıkartırız bizler de. Haydi bakalım. Anneciğim. Yavrum. Ateş başında kolaylıklar diyorum. Bu şimdi, kelle paça yaparken. Şey olabilir. Evet. Ama şimdi ilk etapta üzerindeki o tüylerinin gitmesi. Mühim olan. Gideriyorum. Sonra da dağlakla onları da koydum kızsınlar diye. Evet dağlaklarımız var. Onlarla böyle üzerindeki tüyleri iyice yakacağız. Yakacağız. Yani burada kelle nasıl ütülenir onu da görmüş oluyoruz. Kulakları da pişti. Pişti sıcak ateş olunca. Yok teşekkür ederim anneciğim. O da kulak yine yemesin ki. O da kulakları. Sen bak şey oldu.
Hemen hızlıca oluyor. Ateş kuş güçlü olduktan sonra şimdi olur. Şimdi bunu cız cız bir şey yaptık mı? Evet. Dağladık mı? Süper olur. Şimdi az gelin şaşıracak. Anne, anne sen yap be. Annem için bu kıymetli olduğu için önce bundan başladık biz. Etlerimiz hem de dinleniyor o arada. Ateş güzel oluyor. Ateş yanmışken dedim boşu çıkarmayalım. Tabii. Çünkü Sıdıkan Hayat kanalı, pratiklikler kanalı. Et hazırlanıyor, ateş boşu yanacak. Evet. Ben de şimdi öğrendim. Kesinlikle. Tabii ki de canım anneciğim. İşler çok. Bugün işimiz bayağı çok olacak. Ara ara her şeyi paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi hemen annem bu üstüyle alalım ve dağlama kısmına geçelim. Önemli. Bak tüyleri gördün mü? Evet. Bu tüylerin yakılması çok önemli işte. Ütmenin amacı bu. Evet Sıdıka Sultan artık ocak başında kavurma, sofralık şimdi hep beraber yiyeceğiz inşallah. Bir yandan da kellelerimiz de devam ediyor burada. Hem ocağın ateşi annem az önce bahsetmişti. Mis gibi kavurma yer ateşinde ayrı bir güzel. Cızırtısı sizlere kadar geliyordur eminim. Şu lezzetin sesi, yemeğin sesi ayrı bir güzellik. Her zaman diyorum anneler hakkı ödenmez diye. Yer ateşi sıcak oluyor tabi haliyle. Canım anneciğim sıcak oldu değil mi? Evet. Cam var açık kapı var ama bir de yaz ayları olması dolayısıyla esmiyor. Su getirir dedim ama unutuyorum. Getiriverdim. Yani. Su getirdim. Oradan nasıl koyacağım ben? Ben katıvereceğim anneciğim. Bizler sana her zaman yardımcı olmak için varız. Burası çok ısınır o. Evet yan tarafa götüreyim ki. Ben de istediğimde dışarıdan götüreyim. Olur. Olur anneciğim. Suyumuz geldi çünkü onlar buradalar. Anneciğim kellelerin de bayağı bir temizlenmişler. Epeysin yaptım. Beyazlamaya başlamış bir bile. Bir şey yaptı zaten. Sanki mangel böyle değil mi? Karton yapmış. Ha, evet. Azıcık şey zamana geldi onu. Dağlama. Dağlama zamanı geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de ciğerlerimiz var. Onları da yapacağız Allah'ın izniyle. Tazecik. Bakalım yarın çok dedim. Bak yarın şey etti kayboldu. Değil mi? Tabii şimdi et yağsız olunca az bile gelmiş gibi oluyor. Çünkü o çekiyor onu. Sıdıka Sultan. Şimdi kavurmamızı annem ocaktan aldı. O arada ablamlar da geldiler. Evet, kavurmamızı yapıyoruz. Şimdi ciğerler koydum acaba. Şimdi tazecik böyle çıtır çıtır lezzeti üzerinde ciğerlerimizi de koyduk. Ciğerlerimizi yaparken bir kuyruk yağı, bir ciğer yaparsanız enfes zaten görüntüsü tadı harika hale gelmiş oluyor. Anne, Arzu, halanı yardım et. Sofrayı bulun. Bunu biriniz götürsün. Tamam, onu götürelim inşallah. Sıdıka Sultan, bugün ocak başında, tam böyle ocak başı restoranlar oluyor ya. O gizli anneciğim, görüntün de harika. Değil mi? Sare gelmiş, ana ne diyor, ellerinde ne oldu diyor. Mehmet Kerem tavuklarına bakmaya gitti. Mehmet Kerem, el sal anneciğim. Evet, Sıdıka Sultan, maşallah artık. Kavurmamız hazır. Evet, ciğerlerimizi de içerisine koyduk. Yani son bir böyle sıcacık olsunlar diye. Şimdi ben onu ateş üstünde ocağa götüreceğim. Mehmet Kerem, hoş geldin dayıcığım. Hoş bulduk. Al, anneannem veriyor bak. İstemiyorum. Evet Sıdıka Sultan, ellerine emeklerine sağlık. Sağ şimdi ya. Sofra başına. Haydi bakalım. Evet, Kurban Bayramı'nda işler bitmez. Evet, akşam oldu. İşlerimiz devam ediyor. Şimdi annem... Sıdıka Sultan, Sıdıka'nın hayatı kanalında nostalji olsun diye satırla dövüyor bugün. Hayır, nostalji olsun diye değil. Bu kadar. Çok olanını, kıymacıyı gönderdik. Evet. Bunu şöyle hemen kavurmalık
biraz hemen dövem dedim. Hani kavuracağız domates soğanını yapmak için. Evet. Mehmet Kerem de kendine özel şiş yapıyor. Mehmet Kerem'in karnı acıktı. Mehmet Kerem bugün karnı acıkınca çöp şiş. Çöp şiş yapayım dedi. Yağlı. Abi Mehmet Kerem'in çöp şişleri muhteşem oluyor. Bakar mısınız? Hatta böyle ilk bunları bitirdim. Sonra ciğerlere geçtim. Ciğer diyorum. Böbrek. Evet. Enfes görünüyor dayıcım. Mehmet Kerem onları özenle çizmiş. Çöp şişleri hazırlamış. Evet. Az sonra pişireceğiz Allah'ın izniyle. Ablacığım da akşam yemeğimizi hazırlıyor içeride. O da güveç yapıyor. Kızım hem yemek hazırlıyor. Hem sağı solu topluyor. Tabii her şey yağlandı, satır, bıçak, şiş. Evet. Bir kat bir yedik. Evet. Sabahtan. Zaten onu kıymetli izleyicilerimizle göstermiştik. Sabahleyin yedik. Arkasından şimdi işlerimiz devam ederken tabii toplama da artık yavaştan başladı. Evet. Toplayıp. Kurban bayramı olunca birazcık da yağlı oluyor tabii haliyle her şey. Onları temizlemek de zor oluyor. Allah Allah. Ne sallanıyor bu? Önceden her böyle elimizle döverdik. Makine. Şimdi her yerde var, her semtte. Şimdi her az önce annem ona söylüyorum ben de. Normalde geçtiğimiz yıllarda biz bunu kendi kıyma makinemiz de var küçük. Evde ben onunla yap veriyordum. Anne diyorum niye bu sene böyle yapmadık? Annem elime almışken yap vereyim dedi ama. Böyle yorucu bence ama anne yorucu bu iş. Yorucu tabii. Yorucu oğlum. Yorucu ben kolay demedim. Kendi makinemize yap versek olacaktı. Makine öbür evde. Evet. Ben bekletmek istemedim artık hani işlerimi bitiren bir an önce. Çocuklar bak yazık gelmişler. Evet. Aşağılarda tozun kumun için kaldılar. Hani çocuklar da zaman ayıralım. Hoş geldin prenses. Namaz kılıp geldik değil mi? Cami yakın olunca dedesiyle camiye gittiler namaz kılmaya. Gel Sare ile dedesi. Diyelim bakalım bir gel. Bugün Sare hiç Sıdkın hayat konumuzda gözükmedi. Hadi gel bir merhaba de bakalım. Sare. Gözüktü dayı. Merhaba. Hoş geldin. Daha önce gözükmüştü. Gözükmüş müydü? Hatta yeni bir konuş bakalım. Sare. İyi bayramlar Sare. İyi bayramlar de bakalım hadi izleyin. Hadi izleyicilerimize iyi bayramlar de. Nerede? Sen buradaki köy evimizi beğendin mi peki? Sare'yi salıncaklı kurduk. Dedesi evet. Sen bana hani burayı salıncak yap verecektin ya. Hadi yap ver bakalım hadi. İpini koymuştuk onun biz. Bunu da döveceğiz. Döveceğiz annem. Yukarıda da var. Hamaklar hazır. Mehmet Kerem hamağın nasıl ama? Güzel. Efendim dayıcığım. Ben dışarıda yerinde koyacak ya. Evet. Yapıversin dayıcım. Tamam. Yaparız biz beraber. Evet tavuklarımızın özel yumurtasına ben daha sabah. Evet Mehmet Kerem. Mehmet Kerem en çok mutlu olduğu şey. Yumurta. Buraya geldiğinde tavuklar oldu değil mi? Evet tavuğa gidip yumurtayı almak çok eğlenceli geliyor. Mehmet Kerem çok mutlu. Yavrum tertemiz de yumurta var anneanne de bir tane. Temiz mi çıkmış? Mavi yumurta. Mavi. Açık evet. Mavi. Bizim bir tane mavi yumurtlayan tavuğumuz var ya Mehmet Kerem. Sen yarın gel ben seni onu haşlayıverem mi yiyeyim? Evet Mehmet Kerem zaten yaz boyunca burada duracak. Evet, tavukları yaz boyunca aldım. Videolarımızda olacağım ben de. Mehmet Kerem tavuğun horozumuz adı ne koymuştu? Mehmet. Evet. Mehmet Kerem özellikle aldattırdı onu. Evet, aynı zamanda. Evet şimdi bisiklet sürmeye çalışıyor. Mehmet Kerem bisikleti de burada dedesiyle birlikte. Sare bindi mi dayıcığım? Evet bindi. Bisiklet binmişsin oraya Sare. Bir şey söyleyeyim. Onu takarız. Yaparız dayıcım onu. Çıkmış oradan galiba. Mehmet Kerem'le bisikletimizi de getirmiştik. Bence çıkartmayalım. Onu biz tamir edelim. Daha da güzel gözükür. Zaten bahçemizin son hallerini de sizlerle paylaşmıştık. Çok da güzel gözüküyor. Evet, Sıdıkan Hayatı kanalımızda Kurban Bayramı videomuz devam ediyor. Şimdi Mehmet Kerem birazcık acıkmıştı. Onun için ne yaptık? Hemen köşemizde enfes, çıtır çıtır lezzetin sesiyle birlikte çöp şişlerimiz pişmeye başladılar bile. Kurban bayramı olunca böyle şeylerin de alternatifi oldukça fazla oluyor. Hemen pratikçe canınız ne istediyse hemen yapabiliyorsunuz. Ayrıca benim olmazsa olmazlarımızdan Şaban'ın yahni tenceresi derim ben bunu her ocakta gördüğümüzde. O da ocağımıza buluşmuş. Sabahtan beri büyük emekler verilen ne var içerisinde? Kellemiz var. Kelle ve paça. Enfes olur.
bol kolajenli olur. Tüm hekimlerimizin önerdiği, bayağı bir emek verildi. Ablam da, annem de sabahtan beri yoruldular. Ama inşallah emeklerinin karşılıklarını şifa olarak da alacaklar. Rabbim yiyenlere de şifalar versin inşallah. Evet, kurbanlık işlerimiz devam ederken Sıdıkan Hayatı kanalında bir yandan da bahçemizde Salih'le Mehmet Kerem'de oynuyorlar. Tavuklarımızı içeriye koyduk. Şimdi dışarıda civcivlerimiz var bir de bizim. Etlik civcivlerimiz. Onlar bir miktara kadar büyüttük Allah'ın izniyle. Maşallah. Sare, ne yapıyorsun dayıcığım? Ben kazı mı yapıyorsun? Çocukların tam doğası. Çok da seviyorlar. Mehmet Kerem'cim, dayıcığım. Nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Civcivlerine. Civcivlerine mi bakıyorsun? Ayağımdan besliyor. Mehmet Kerem civcivleri eliyle besliyor. Ayakkabısının üzerine koyup da onları yemeye alıştırmış. Onları yediriyor. Şöyle içinde kalanları alıyorum. Üstüne yer atıveriyorum. Allah'ın izniyle bunları da büyüteceğiz. Hani şu anda östrojensiz evet. Olsun diyerekten. Bunları doğal bir şekilde. Şu an bunun adı Nyam Nyam. Evet. Tamam. Şimdi şunun adı... Korkor diye bir şey uydurdum işte. Evet. Kahverengi diye. Bunu top bir şeydi işte. Uydurmuştum bir şey. Unuttum hı-hı. Onu. Bunlara koyacağım inşallah. Hepsine isimler koyuyor Mehmet Kerem. Bu yam yam. Bu top bir şey işte. Bu evet. Kon bir şey. Şimdi bunları yetiştirme amacımız az önce de belirttiğimiz gibi östrojensiz olsun, doğal olsunlar diye. Sadece mısır, arpa ve buğdayla besliyoruz. İki tane de lohman var içerisinde, sarılar. Mehmet Kerem'in göstermiş oldukları. Onlar tavuk olacaklar. Geri kalanlarını da etlik olarak yetiştiriyoruz. Ya bu da ölmek zor. Bunlar kesilecek. Bunlar aslında horoz. Evet. Horoz büyüse ama büyüyemiyorlar. Çatlıyorlarmış. Evet, bunlar belli bir miktar sonra artık normal tavuklar gibi olmuyorlar dayıcığım. Çatlama yapıyorlar. Onun için büyüteceğiz. Öyle bir şey olmasa büyük horoz olacaklardı Mehmet'imiz gibi. Evet. Şurada bekleyen Mehmet. Mehmet Kerem bu işlere de çok meraklı. Çok da severek bakıyor. Buraya giriyorum. Bacağımı koyuyorum. Hepsi üstüme çıkıyor. Mehmet Kerem bıraksak sabahta akşam kadar burada vakit doğru. Geçirecek. Sarecik. Dayıcım. Sen ne yapıyorsun prenses? Ben de kum oynayacağım. Evet, kum oynuyor Sare'de. Bizim kurban işlerimiz. Bu şekilde devam etmiş oluyoruz. Haydi bakalım. Mehmet Kerem, kolay gelsin dayıcım. El salla izleyicilerimize. Evet, Sıdıka Sultan'da bir yandan artık gün sonuna doğru gelmiş olmamıza rağmen ne yapıyoruz anneciğim? Kavurma. Kavurmamızı yapıyor. Annem de kavurmasını devam ediyor. Kavurma Mehmet Kerem. Ya. Artık sonları geldik inşallah. Allah'ın izniyle. Allah inşallah bunları ağız tadıyla yemeği nasip eylesin. Anneciğimin kavurmaları da enfes gözüküyor ama bakar mısın şunun güzelliğine? Evet. Bu ciğer kavurması. Evet. Ciğer kavurması. Az önce annem orada satırla zaten siz de gördüğünüz gibi zırh usulü yaptı bunları. Karışık. Ciğer var içinde. Bir de dedesi mi diyeyim? Evet. Dedesi. Kalbi. Evet. Kalp var. Onunla birlikte. Onları... Dövdüm, kavur verip artık şeyler de doldu ya, dolaplar. Dolaplar doldu. Kavurunca durur diye. Evet. Bu da şeyimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da artık sabahtan beri, kurbanla kestiğimizden beri pişen, maşallah, güzeline bakar mısınız? Şeyini ayırmadık daha, etin kemiğinden ayırmadık. Ama canım anneciğim, dokum gibi pişmiş, aman artık kemiğinden bile ayrılmış. Artık ayrıldı bile. Bu da kelle paçamız. Enfes görüntüsü, ha. Enfes tadıyla tam bir probiyotik ve şifa deposu. Boynu. O da boynu. Boynunu koydum içine pişsin diye. O da pişmiş. Ama o kadar güzel pişmiş ki şu anda annem şöyle sallasa zaten kemiklerden dökülecekler. O pozisyona gelmiş. Dökülmüş çoğu yere. Şuna bakar mısınız? Ama anneciğim bu haliyle o hani paçalar da içine iyice salmış ki evet. Tam bir probiyotik deposu haline gelmiş. Ben onu tekrar koyarım üzerine. Evet. Artık soğusun.
Sonra küçük küçük parçaları ayıracağız. İnşallah afiyetle. Dondurucuya da koyuyor anne. Mesela kış aylarında çok faydalı ya bu. Etkilidir yani. Şimdi fayda şifa olur. Şimdi şifa yeriz. Evet. Havalar da sıcak ya, bu da kuvvetli. Güçlü gelir. Tansiyonu yükseltme şeyi de var. Evet. Yani. Evet. Tansiyon hassas olanlar kendi paça sıcak havalarda dokunur. Dokunur. Evet, yükseltir, tansiyonu yükseltir. Kuvvetli çünkü. Şimdi tadımlık şifa niyetini yiyeceğiz. Sonra kısaltım kaplarını kaldırıp sonra canınız istediğini bir daha yeriz. Sıdıka Sultan böyle şeyler israfı hiç sevmez. Böyle şeyler değerlendirmeyi çok sever. Bayağı emek verdiler. Sabahtan beri bu arada Niyazi ile de didişiyoruz. Evet, ben yoruldular. Anne, bak şimdi işim bitecekti, bu kellerin başını geçmiş. Öyle mi anneciğim? Yavrum diyorum ben, her zaman anlam bir şey değil. Evet. Şifa niyetine dedim. Seni korurum ben sana. Şimdi ablamlar da geldi abisi, İstanbul'dan. Hayır. Sarı kümes kirmesi. Sarı'yı koyma dayıcım kümesin içerisine. Merak edeceğim, gir annene. Korkar. O küçücükler üzerine geliyorlar ya, korkmasınlar. Anne anne. Sen konuşuyor diye bak gezeni koşmak be. Doğa hitapiyat çok seviyorlar. Sare, dayıcım buradayım. El salla bana. Ben olsam o kaçan neyimi çok alırım. Evet, sen de oteldesin. Merhaba, ben de buradayım. Ha, sen ne oldu bir anlatsana be izleyiciye. Ben geliyorum şimdi senin yanına. Evet Sare'cim, ne oldu ayağına? Bu ayağı gibi batmıştı. Ben daha yemiştim. Bacak doktoruna gitmiştik. Bacak doktoruna. Evet. Dedim de bana kiviyeyi geçtirmişti bana. Ben de artık olmadı. Annem bacak yemi verdi. Geçti mi şimdi? Acısı böyle geçti mi? Ama ben acısı görmedim geçmişti. Onu. Şimdi şu anda ne halde görmedim. Biraz sonra bir bakalım. Hala acısık ki ama hala geçti. Acısı ama acımıyor acısık. Tamam. Evet. Abim de cırcırlığın hürmetine girdi. Cırcırlığı besliyor işte. Cırcırlığı ve cırcırlığı abimin üstüne çıkıyorlar. Şimdi Sare dün başından şöyle bir olay geçti. Anneannesinin oturmuş olduğu kasamız var. Çivicilere bakmak için koymuştuk. Tabii orada dün gelir gelmez yanında küflü bir çiviye ayağı sürtünce bizi birazcık korkuttu. Tetanoz iğnesi yaptırdık Sare'ye. Bir doz. İnşallah acımadı ama. Herhangi bir tedbir amaçlı yapmış olduk. Bahçede yaşam güzel bir şey. Ama tabii böyle çocukları da korumak gerekiyor. Tabii aynı şekilde büyükler için de geçerli. Küflü çivilerden uzak durmak lazım birazcık. Evet. Bayram arefesinde tetanozumuz dolduk. Sare'nin nazarlık olmuş oldu. Geçmiş olsun Sare. Hadi ama, el salla bakalım bize. Ama bu çivilerin artık tavuk var. Ana patates. Yesinler. Evet. Patates yedir cicilerine dayıcım. Küçük patates. Ananenin diktiklerinden. Çalışayım. Bu arada bahçemizde bizim yavaş yavaş zaten fidanlarımız olmaya başladılar bile. Sıdıka Sultan, bahçen çok güzel oluyor maşallah. İnşallah. Fasulyelerimiz çıktılar. Bir taraftan domateslerimiz var. Patlıcanlarımız var. Biberlerimiz var. Evet dayıcım. Bak. Bak. Evet. Evet. Şu sarı beyazlar çok güzel olacak. Evet, onlar lohman tavuk olacaklar. Bir kedi ya da sarı olacaklar diyor ama öyle mi? Evet, bir tane sarı tavuğumuz var ya, küçük gibi olan. Aynısından olacaklar, lohman olacak bunlar. Niye Mehmet gelir göstersene. Mehmet Krem oraya oturuyor işte böyle bu şekilde üzerine yem koyup onları yediriyor. Onlar da alışmışlar şimdi Mehmet Krem öyle yapınca. Kümese girince direkt insanın üzerine atlıyorlar. Bu sarı sarı lohman tavuklar olacak. Güzel de yumurta veriyorlar. İnşallah büyüteceğiz bakalım. Ona mı dikkat et? Arzu. Hop. Yapma. Mehmet Krem dayıcım. Cicileri toplamışsın etrafına. Bacaklarımı yiyorlar. O yüzden acıyor biraz. Bağırıyor. Aa!
Mehmet Krem bunları iyi alıştırmış kendisine. Akşamüstüne Mehmet Krem sabırsızlıkla bekliyor. Akşam kadar tavuklarla vakit geçiriyor. Civcivleri ne zaman çıkartacağız dayı diye. Tavuklar çok dokundurtmuyor kendisini. Bunların yanına geliyorlar değil mi dayıcığım? Hı-hı. İyice alışmışlar bir de sana. Alıştılar tabii. Her gün kafese giriyorum, bir bakıyorum, çıkıyorum. Çok seviyorlar. Mehmet Krem o kadar çok alıştırmış ki ben yemlerin sularını koyuyorum. Girdiğimizde hepsi üzerimize geliyorlar. Arada sırada tabii böyle acıtmalar oluyor. Yanlışlıkla bacağını falan ısırıyorlar. Evet. O kadarcık da olacak. O kadarcık olur. Ya sonuçta anlamıyorlar yani. Evet. O gözle bakacaksın. Evet Kremcik. Evet şimdi bir hadi baba bakalım bitti dayıcım. Hemen inmeye başladılar. Evet yem bitmiş kucağında. Evet Sıkı evet. Sultan. Artık aldın oldun. Kavurmamız da. Ciğer kavurmamız. O da hazırlanmış oldu. Ciğerle dedi şey kavurmamız kalp. Evet. Bunun için şimdi yiyeceğimiz zaman bol soğan, hı-hı, yeşil biber, kırmızı biber yapacağız inşallah. Bir de Niyazi'nin de ilişkiyle tam annemle söyleyecektin ne lazım? Yufka ekmeği lazım. Aynen. Yanına bir de yufka ekmeği olduktan sonra bir ayran. Öf süper. Muhteşem bir lezzet olur. Sıdıka Sultan zaten sizlerle takip ettiğiniz için biliyorsunuz artık Pratiklikler kanalı. Ansızın bir bakarsın soframızda hemen ciğer evet kavurması gelir. O da hazır olmuş oldu. Ellerine emeklerine sağlık. Artık gün sonu. Yorucuydu değil mi bugün? Yorucuydu. Evet. İnşallah birçoğuna ve şunları kemiklerini ayıracağım. Tencereyi koyacağım inşallah. Tamamladık. Hava sıcak. Evet. Bozulabilir. Bir evi çıkalım, bir banyom yapalım. Bir biraz kendimize gelelim artık. Bir daha ineriz. İnşallah tamamladık zaten büyük bir çoğunluğunu. Allah'ım ağız tadıyla, şifayla yemeği nasip eylesin inşallah. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii burası teşekkür sıcak. Ederim. Sıcak, yorulduk. Yorgunlukların üzerine. Yorulduk. Suyumuz için. Suyumuzu da getirmiştik. Yıkayalım çıkacağım. Ve evimize doğru çıkacağız. Bir Kurban Bayramı'nın birinci gününe daha sona geldik. Bizler Sıdıkan Hayatı kanalının çok kıymetli izleyicilerine bir kez daha bayramlarınızı enişten kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz. Rabbim nice bayramlar geçirmeyi ailenizde, eşinizde, dostunuzda nasip eylesin. Aynen. Sağlık ve şifayla güzellikler içerisinde diyelim. Aynı şekilde herkese hayırlı bayramlar. Evet, birbirinden içerikli güzel içeriklerimizle tekrardan bizlerle buluşmak için Sıdıkan Hayatı kanalımıza da abone olmayı da ihmal etmezseniz ve videolarımızı izlemeyi de ihmal etmezseniz çok mutlu oluruz. İzlenince beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.